Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Fonksiyonlar konusuna devam ediyoruz. sevgili arkadaşlar bu videomuzda fonksiyonlarda bileşke işlemini göreceğiz. Oldukça önemlidir ki soru gelme ihtimali en yüksek olan yer fonksiyonlarda bileşke işlemidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. En ince detayına kadar anlatacağım. Çok fazla soru çözeceğiz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bileşke ne demek biliyor musunuz? Doğrudan gitmek demek. Ne demek? Mesela f a'dan b'ye bir fonksiyon. g de b'den c'ye bir fonksiyon. gof ne oluyor? g bileşke f oluyor arkadaşlar. Bu da doğrudan a'dan c'ye gitmek anlamına geliyor. Yani ne demek istiyoruz? Örneğin biz buradan bu dünyadan Mars'a gitmek istiyoruz, tamam mı? Ya da şöyle gidelim arkadaşlar. İlk önce bu dünyadan aya gidiyoruz, sonra aydan Mars'a gidiyoruz. Bunu yapmak yerine dünyadan Mars'a doğrudan gidiyoruz arkadaşlar. İşte buna bileşke diyoruz. Hocam anlamadım. Boş ver orayı. Sen buraya bak, zaten anlayacaksın. Bak fog ne demek? F bileşke G demek. Bu yuvarlak ne anlama geliyor? Bileşke anlamına geliyor. Fog X varsa ilk önce F'yi yazıyorsun. Daha sonra F'nin içinde GX yazıyorsun. Anlamış mısın? Evet. Gof varsa ilk önce G'yi yazıyorsun. Sonra G'nin içinde FX yazıyorsun. Hocam anlamadım. Hiç önemli değil. Hiç mühim değil. Mücadeleni ver anlayacaksın. Bak şimdi buradaki örneğe bak. FX'i böyle kural vermiş. GX'in kuralı budur. Fog 3 kaçtır diyor. Hey, Fog 3'ü mü soruyor? Bak şimdi baba neler yapacağım. İlk önce F yazıyorum. Tamam mı? f yazdım mı? Çok güzel. F'nin içinde GX yazacağım. Bak F'nin içinde tabi 3 vermiş. G3 yazacağım. Bak G3. Ah. Anladın mı? İlk önce G3'ü bulacağım. E G3'ü bulmak valla kolaydır ha. Aha. Ilk, X yerine kendime 3 yazacağım. O zaman G3 neye eşittir? Bak G3 eşittir. 3'ün karesi 9. Bir daha 10 oldu. He. G3 10'muş. Yani A burası 10'muş. Ha. A burası 10'muş. O zaman bu F 10'a dönüştü. F 10'a dönüştü. Peki F10 ne? Valla hoştur. F10 da F kuralında x yerine 10 yazacağım. He valla F10'u bulmak için. 2 kere 10 25 daha 25. Ha budur ha başka bir şey değil arkadaşlar. Fog 3 neymiş? 25'miş. Mesela gof eksi 2'yi bulalım. Hocam öğrenmişim. İlk önce g'yi yazacağım. Baştakini yazacağım. G'nin içine g'nin içine f eksi 2'yi yazacağım. He valla. Çünkü öyle öğretiniz. Ba 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 ba. G'nin içinde ne yazıyorum? F eksi 2 yazıyorum. Sonra gidiyorum f eksi 2 hesaplıyorum. F, f'nin kuralı burada. X yerine eksi 2 yazıyorum. X yerine eksi 2 yazıyorum. Harikayım bir dahiyim. O zaman f eksi 2 neye eşit oldu? 2 kere eksi 2 eksi 4. 5 ile topla 1 oldu. He, f eksi 2 sen 1'sin akıllı ol kardeşim. F eksi 2 sen birsin. E valla bu g 1'e dönüştü. E valla G1'e dönüştü. O zaman G fonksiyonunda x yerine 1 yazacağım. X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. O zaman G1 neye eşit oldu? 1'in karesi 1. 1 daha 2 oldu. Zor mu? İnanılmaz kolay arkadaşlar. Gördüğünüz üzere inanılmaz kolay. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar her zaman böyle nümerik sayılar vermezler. Bazen de böyle x mix verirler. Şimdi izle çok güzel anlayacaksın. Bak 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 bak. F bileşke gx. Hocam anlamışım. İlk önce f'i yazıyorum. E valla ilk önce f'i yazıyorum. F'in içinde de GX yazacağım. Şöyle rengi de senin için değiştireyim. Olsun tamam. F'in içinde ne yazıyorum? GX yazıyorum. E tamam hoştur. Peki GX ne? E valla GX hala budur. GX yerine X-2 yazamaz mıyım? O zaman buraya X-2 yazarsam bu neye dönüşür? F X-2'ye dönüşür. Aha. Sonra F'in kuralı ne? Karesini al 1 çıkar. Yani x yerine x eksi 2 yazıyorum. X yerine x eksi -2, x 2 yazıyorum. Ne olacak o zaman? X eksi 2'nin karesi, doğru mu? Kural ne? Karesini al, bir çıkar. İçinde ne varsa, karesini al, bir çıkar. Anladın mı? Hocam anlamadım kardeşim. X yerine x eksi 2 yazdım. X yerine x eksi 2 yazdım. X yerine x eksi 2 yaz. X eksi 2'nin karesi artık 1. Böyle bırak, böyle bırak. Çok fazla şey yapma. Böyle bırak. Önemli olan mantığını kavraman. İzle, izle, izle. Bu konuyu başaracağız. Bak şimdi. Bu ne anlama geliyor? G parantezinden fx'tir. Tamam artık farklı renk kullanmayayım anladım. fx ne? E, fx ola abudur. fx neymiş? x kare eksi 1. Yani fx yerine x kare eksi... Buraya x kare eksi 1 mi yazacağım? He. Eğer ben buraya x kare eksi 1 yazacaksam g x kare eksi 1'e dönüştü. g x kare eksi 1'e dönüştü. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki. G'nin kuralı ne? G'nin kuralı da 2 çıkar. Yani içeride ne varsa 2 çıkaracaksın. İçeride bu mu var? O zaman içeride x kare eksi 1 mi var? Bundan 2 çıkaracaksın. x yerine x 1 yaz, x kare eksi 1 yazdım. x yerine x kare eksi 1 yazdım. Bir de eksi 2'yi yapıştırdım. Bunu da düzenlersen x kare eksi 3 mi oluyor? Allah budur. Bileşke budur arkadaşlar. Vallahi başka bir şey değil. Hocam anlamadın. Bak sorularda anlayacaksın. Mücadeleni ver. Sonuna kadar mücadeleni ver. Şimdi izle. Gof 3'ü soruyor. He, hocam anlamışım. Bu g parantezinde e valla G parantezinden F3'tür ha. A, A. G parantezinden F3 mü? Tamam. Şimdi ilk önce F3'ü hesaplayalım. F neredesin sen? Valla buradayım. X yerine 3 yazsam ne olursun sen? Bana söyler misin lütfen? F3 nesin sen? 5 kere 3 15. 2 daha 17'yim diyor. He, F3 17'ymiş. Yani burası 17'ymiş. F3 sen 17'ysin ha akıllısın. Akıllı ol. O zaman G parantezinden F3 neymiş? 17'ymiş. Bu G17'ye dönüştü. G17'yi bulursam olayı bitiririm. Çünkü bu G17'ye yani bunu aldım. G17 çıktı en son. G17'yi hesaplarsam olayı bitirir miyim? Evet. Gidiyorum. Varımı yoğumu ortaya koyarak G17'yi hesaplama çalışıyorum. Şimdi G17 buranın 17 olması için X yerine ne yazmam lazım? X yerine eksi 10 yazmam lazım. He. Demek ki X gördüm her yere eksi 10 yazacağım. İzle 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 pes etme. Bak G parantezinden x yerine eksi 10 yaz. Eksi eksi 10 artı 10 oldu. 17 oldu burası. Anladın mı? G 17 e ulaşmak için x yerine eksi 10 yazdım. ha. Bak 7 eksi eksi 10 artı 10 olur. 17 olur. Eksi 10 ile 2'nin toplamı eksi 8. Yani f eksi 8'e dönüştü. Anlamış mısın? Evet. Tekrar ediyorum. X yerine eksi 10 yazdım. X yerine eksi 10 yazdım. Neden x yerine eksi 10 yazdım? Çünkü burayı 17 yapmak için. Eksi 10 ile 2'nin toplamı da eksi. He f eksi 8'i bulursam g 17 yani burayı da bulmuş olacağım. He valla o zaman f eksi 8'i bulmak için x yerine eksi 8 yazıyorum. x'e diyorum ki kardeş ben x yerine eksi 8 yazsam sen ne olursun bana söyler misin lütfen? O da diyor ki kardeşim x yerine eksi 8 yazsan 5 kere eksi 8 eksi 40. 2 ile topla eksi 38 mi olur? He valla bu eksi 38'e eşit demek ki g 17 neymiş? Eksi 38'e eşitmiş. Çıklarda var mı? Valla var. Aha, aha. Eyvallah. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şurayı sormuş. Bu nedir acaba? Valla bu F parantezinden G8'dir. Aha. F parantezinden G8 mi? He valla. F parantezinden G8'dir. Bak ilk önce baştakini yazıyorsun ha. İlk önce F sonra G8. Hah. Şimdi G8'i bulalım. G8, G8, G8. Buranın 8 olması için X yerine 6 mı yazmam lazım? He valla. Bak 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 bak. bak. X yerine 8 yaz. O zaman G. Pardon x yerine 6 yazmam lazım. x yerine 6 yazmam lazım. 6 2 daha g 8'i buluyorsun. Eşittir x yerine 6 yaz. 6'nın karesi 36 6 daha 42 mi? Aha g 8 42'ymiş. Yani burası 42'ymiş ha. Burası 42'ymiş. Bu f 42'ye dönüştü artık. O zaman f 42'yi bulursam olayı bitirir miyim? Evet. F 42'yi bulmak için x yerine 6 yazmam lazım. x yerine 6 yazmam lazım f fonksiyonunda. Gerçekten x yerine 6 yazarsam 7 kere 6... 42 doğru mu? Eşittir. 2 kere 6 12. 12'den 3 çıkar. 9 mu olur? Ev 42'de 9'muş. Cevabımız 9. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu sınav başaracağı harikasınız. Arkadaşlar bakın f bileşke f eksi 1. Hocam bu ne? Kardeşim bu da şudur. Bak f içinde. Bak f içinde. f eksi 1. E valla yani bir şey değil ha. f içinde f eksi 1'dir. Aha f 1 nedir? E, valla f'in kuralı parçalı fonksiyon. Eksi 1. x yerine eksi 1 yazsam x e, eksi 1 birden küçüktür. Birden büyük değil. Şurada eksi 1 yazmam lazım. O zaman burada eksi 1 yazarsam 3 eksi eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2 olur. 5 olur burası arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2. Bir de 3 ekle 5 oldu. Demek ki f 1 5'miş. Yani burası 5'miş. Hmm. F 5'e dönüştü. E valla. F 5 ne? 5 birden büyüktür. Demek ki burada yerine koyacağız. 5 3 daha 8. 8'i 2'ye böl 4. Aha. Var mı çıklarda? Var 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 var. Devam et, devam et, devam et. Buraya geldik sevgili arkadaşlar. İlk önce burayı tanıyalım. Burası f parantezinde g 2'dir. g 2'dir. İsterseniz bir burayı halledelim, orayı sonra halledelim, tamam? Mı? Burayı tamamen halledelim arkadaşlar. Ne oldu? Şu rengi değiştirelim, rengi değiştirelim. F parantezinden şimdi gidiyorum G eksi 2 hesaplıyorum. G fonksiyonun kuralı burada. G eksi 2 sen kaçsın kardeşim? Valla G eksi 2 diyor ki 3 kere eksi 2 eksi 6. 2 ekle eksi 4. Yani G eksi 2 neye eşitmiş? 3 kere eksi 2 eksi 6. 2 daha eksi 4'müş. He, şurası eksi 4'müş. O zaman bu F eksi 4'e eşit oldu. Peki F eksi 4 ne? F'in kuralı da burada. Eksi 4 birden küçüktür. Burada eksi 4 yazacağız x yerine. x yerine eksi 4 yazacağız. Eksi 4'ün karesi 16'dır. Eksi 4 artı bir de ne var? 1 var. 16'dan 4 çıkar. 12. Bir daha 13 mü oldu? He. Buranın sonucu 13 oldu. Bitti mi işim? Bitmedi. Ben sadece şunu hesapladım. Bir de şunu hesaplayacağız arkadaşlar. Artı yazıyorum. Burası ne demek? Hocam valla burası G parantezinden F2 demek. E valla. Arkadaşlar bu sorular konular, konuyu kavramak içindir ha. Bu kavratmak için bunları yazmışım. Tamam. Çok güzel. O zaman f2'yi hesaplayalım. O f2 f fonksiyonunun içine bakacağız. 2 birden büyüktür. Şurada yerine yazıyoruz. 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıkar. 1 oldu. Burası 1'dir. f2 1'miş. O zaman g1'e dönüştü. Bakın g1'e dönüştü. g1 ne? A burada yerine yazıyoruz. 3 kere g1 eşittir. 3 kere 1 3 2 daha 5 oldu. Buranın sonucu da 5 oldu. Hey. Valla direkt çıktı ha. 13 ile 5'in toplamı sonuç 18. Tamam Farklı yöntemlerle de yapabilirsiniz ama bu daha basitti. Şimdi panik yok. Panik yok. Burada yabancı bir madde var. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İlk önce baştakini yazıyorsunuz. Başta ne var? Valla f üzeri eksi 1 var. E valla. F üzeri eksi 1 içinde g4 olacak. Aha. F üzeri eksi 1 içinde g4 olacak. İlk önce g4'ü hesaplıyorum. Valla g fonksiyonunda x yerine 4 yazıyorum. X yerine 4 yazıyorum. Hocam x yerine f fonksiyonunda 4 yazmıyor muyuz? Kardeşim burada g var. Allah var peygamber var. Bak bak. G var yani sen kalkıp anlay, anlay artık. G4. O zaman G4 neye eşit? G4 4'ün karesi 16 eksi 3. 13 mu oldu? G4 13'e eşitmiş. G4 sen 13'sün ha. O zaman bu neye dönüştü? Artık sonucumuz F'in tersinden 13'e dönüştü. Aha. Eğer F'in tersinden 13'ü bulursam olayı bitiririm. Hocam. Efendim. Fonksiyonun tersini görmüşüm. Öğrenmişim videolarınızdan. Bu doğrusal fonksiyondur. Bunun tersi nedir biliyor musunuz? Ben biliyorum ha. Bak f'in tersinden x nedir biliyor musunuz? x eksi 5 x eksi 5 bölü x'in katsayısı da paydaya geliyordu. Avala buydu. He ben çalışmışım zekiyim. He çok çalışmışım. O zaman f'in tersinden 13 ne? Valla ben kendime buraya 13 yazacağım. Buraya da 13 yazacağım. O zaman f'in tersinden 13 neye eşit oldu? 13'ten 5 çıkar. 8. 2'ye böl. 4. Yani buranın sonucu 4 çıktı. Cevabımız 4. Hah. Sevgili arkadaşlar 66. sorudayız. Şimdi bakıyorum ne yapabilirim ne yapabilirim. Burada bir şey yapamıyorum. Burada bir şey yapamıyorum. Sen bir gel bakalım. Sen kimsin ne diyorsun bakalım. Şimdi bu diyor ki ben F parantezinden F parantezinden G5'im ha diyor. G5'im diyor. G5'im diyor. Bir de neye eşitim biliyor musun diyor. Eksi 1'e eşitim. Tamam. Tamam tamam. Burayı hallettik. Şimdi G5'i hesaplıyorum ilk önce. G5. Buranın 5 olması için X yerine 7 mi yazmam lazım? He vallahi. X yerine 7 yazmam lazım. X yerine 7 yazarsan 7'den 2 çıkar. G5'e direkt ulaşıyorsun. Eşittir. 7 5 daha 12. 12 3'e böl 4. G5 4'müş. G5 4'müş. Yani şurası 4'müş arkadaşlar. G5 A burası var ya 4'müş ha. He bak burası ne oldu? 4 oldu. F4 oldu artık orası. Eee. F4 eksi 1'e eşit oldu. Şimdi biz buraya da kullandık. Buraya hiç kullanmadık. Arkadaşlar F4 eksi 1'e eşitmiş. E, o zaman e, buraya 4 yazalım. Buraya 4 yazalım. Madem f 4ten bahsediyorsunuz. Kardeşim o zaman F4 eşittir. F4 eşittir. 2 kere 4. 8 eksi M oldu. E valla. E, F4'de eksi 1'e eşittir. F4 eksi 1'e eşit değil mi? Bunu eksi 1'e eşitlerim. Valla bulmuşum. Bunu bu tarafa atın. Eksi M eşittir. E, eksi 9. M kaç çıktı? Valla 9 çıktı. Şıklarda var mı M? Zaten M'i sormuş ha. Valla bulmuşum. Kazanacağım bu sınavı. <laughs> Kazanacağım. Harikayım. Harikayım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım. E, sen bir gel bakalım. Sen kimsin abicim? Gel bakalım. Bu diyor ki ilk önce beni yaz ha. Yani G pa, g üzeri eksi 1 parantezinden F'e. İsterseniz onu farklı bir renkle yapayım. Daha güzel oluyor ha. Kendime yani güzel şeyler yapıyorum. Bak. FM yazacağım ortaya. Ha. Aa, aha. Anladın? Çok güzel. G üzeri eksi bir parantezinden FM yazdım. FM nedir? O da a, buraya kelime M yazacağım. Buraya da M yazacağım FM'i bulmak için. O zaman FM eşittir. Değil mi? F fonksiyonunda FM eşittir. 2M eksi 5 oldu. 2M eksi 5. He. FM yerine A. A bunun yerine artık ne yazacağım? 2M eksi 5 yazacağım. 2M eksi 5 yazacağım. O zaman burası neye dönüştü? g'nin tersinden 2m 5 2m 5 neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. g'nin kuralını vermiş ama burada g'nin tersi var. Sıkıntı değil. Sıkıntı ne? Sıkıntı ne? İç ve dışı yer değiştirirsem ne oluyordu? Tersin tersi kendisi olmuyor muydu? Evet. O zaman bakın bunu dışarı Abi bak ne ne diye yapıyorum. Bak neler yapacağım. 2 sen içeri gir abi. Siz de biraz dışarı çıkın hava alın kendinize. Tamam 2m-5. Ne yaptım? İç ve dışı yer değiştirince bunun tersin tersini tersi kendisi oldu. Demek ki g2 de buna eşitmiş. E valla gidiyorum g fonksiyonu. G sen neredesin? G. Buradayım diyor. X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazıyorum. X yerine 2 yazıyorum. G2'yi bulmak için. ha. O zaman g2 eşittir. G2 eşittir. Bakalım ne olacak? 2'den 1 çıkar. 1. 2 kere 2 4. 4'ten 3 çıkar. 1 oldu. Hey. 1'e eşit oldu. E G2 zaten a buna eşit değil mi? Ya e G2'yi 1 bulduk. Ha, fazla düşünme. G2'yi kaç bulduk? Valla bir 1 bulduk. A, buraya 1 yaz gitsin. 1 eşittir 2m eksi 5. Bunu bu tarafa at. 2m eşittir 6. M eşit 3 çıktı. Valla biraz zor oldu ama buldum. 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 Harikayım. Arkadaşlar bir de üçlüler var. Yani hocam bu ne anlama geliyor? 3 tane var. Kardeşim bak bak. İzle. İlk önce bunu yaz. G üzeri eksi 1 yazdın mı? Aha. Bak. İlk önce bunu yazdın. Sonra içine F yazacaksın. İstersen farklı farklı renkten yapayım. Sonra F yazıyorsun. Tamam. Ve en son ne yazıyoruz? F yazıyor. Bir daha bir tane F daha var. Onu da unutma başımıza bela olmasın. Bir tane F daha var. Onu da şuraya yazıyorum. En son 2'dir. Budur ya. Başka bir şey değil. Hocam anlamadım. izle Lütfen izle. Arkadaşlar bu nedir biliyor musunuz? G üzeri eksi 1 yazıyorsun. Sonra F'i yazıyorsun. Sonra bir daha F var onu yazıyorsunuz. En son 2 var onu yazıyorsun. Budur yani. Başka bir şey değil ki. Vallahi bileyim. Bak F2'yi bulalım ilk önce. Vallahi F2'yi bulmak için buraya 2 yazıyorum. Kendime buraya da 2 yazıyorum. Aha. O zaman F2 eşittir. 3 kere 2 6. 6'dan 1 çıkar 5. Beş. F2 5'miş. Aha. Aha. Bu 5'miş. Artık ben burayı silsem 5 yazsam anlar mısınız? Mesela burayı siliyorum. 5 yazıyorum kendime. Aha. F2'yi yazmıştım. Sildim 5 yazdım. Çünkü F2 5'e eşit. Tamam. Şimdi F5'i buluyorum. F5'i bulmak için. Bakın F5'i bulmak için. Buraya 5 yazıyorum. Buraya da 5 yazıyorum. Kardeşim. O zaman F5 eşittir. 3 kere 5 15. 15'ten 1 çıkar 14. He, F5 de 14'müş. Yani buranın sonucu da 14'müş. Buranın sonucu da 14'müş. Bu neye dönüştü artık? y parantezinden g 1 parantezinden 14'e dönüştü. Burası komple 14 oldu. F5 yazmıyorum artık 14 yazıyorum kardeşi. Anladın mı? Çok güzel. Arkadaşlar g'nin tersinden 14'ü bul diyor bana. E bulalım. Valla ben bulurum. Hey. Bir şey fark ettiniz mi? G fonksiyonu doğrusaldır. O zaman g'nin tersini bulabilir miyiz sizce? Bak bak. G fonksiyonu doğrusal fonksiyondur. O doğrusal fonksiyonda bunun tersini bulmak için x aradaki işareti değiştiriyoruz. Eksi 2 x eksi 2 x'in katsayısı da paydaya geliyordu. O 4 var ya a, a, buraya geliyordu. Anladın Çok güzel. E, genin tersinden 14'ü soruyor. Bunu bulursa olayı bitirir. Zaten sonuç budur. O zaman buraya 14 yazıyorum. Buraya da 14 yazıyorum. Aha. O zaman genin tersinden 14 eşittir. 14'ten 2 çıkar. Bu biraz zor. 12. 12'yi 4'e böl. 3 var mı şıklarda? Olmaz mı kardeşim? Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Şimdi bu biraz mühim bir soru. Burada birazcık beyin tramvayısı geçireceğiz. İzleyin. Burada çarpma var, burada bileşke var. Burada çarpma var, burada bileşke var. Burada çarpma var, burada bileşke var. Bunu karıştırmayın diye ısrarca söyledim. Arkadaşlar, ilk önce bir bunu düzene sokalım tamam mı? Ya da G2'yi sormuş ya, bakın G2. Yok yok yok, siz gelin. Gelin abi. Şimdi, burası ne demek biliyor musunuz çarpma varsa? Burası şu demek fx çarpı gx demek. Çarpma bildiğimiz çarpmadır ha. Yani fx ile gx'i çarpıyoruz. Eşittir. Peki burası ne demek? Burası da şu demek. F parantezinden gx demek. Anladınız mı? F parantezinde ne demek? F parantezinden gx demek. Aa, anladın? Çok güzel. İzle. Bak anla ha. Burası çarpmadır. Bu fx çarpı gx demek. Anlatmıştım zaten unutmuşsam bir daha anlattım. Burası da f parantezinden gx demek. Şimdi bundan sonrasına dikkat et. Arkadaşlar isterseniz ben bunu da kırmızı yapayım. Bu gx'i de kırmızı yapayım ki güzel olsun. G'ler belirgin olsun. Bunu hiç kullanmadık. Benden g2'yi soruyor. G2'yi sormuyor mu? Evet. Peki g2'yi soruyorsa ben x yerine 2 mi yazsam g2'yi bulmuş olurum? Evet. O zaman x gördüm. her yere 2 yazıyorum arkadaşlar. Bakın x gördüm. her yere her şey yazabilirim. Ben özgürüm. Hür adamım ben. Her şey yazabilirim. Yeter ki işime yarasın. x yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. 2 yazıyorum. 2 yazıyorum. Buradaki x'i silip 2 yazabilir miyim? Evet. Buradaki x'i silip, silip 2 yazabilir miyim? Evet. Buradaki x'i silip 2 yazabilir miyim? Evet. Hocam neden? Kardeşim g2'yi soruyor. Ben de kendime 2 yazıyorum. x gördüm her yere 2 yazacağım. Buradaki x yerine 2 yazacaksan şuradaki x, x'lerin yerine de 2 yazman lazım. Tamam. Bak bu soruyu yavaş yavaş anlatıyorum. Sana yalvarıyorum. Sen de benimle birlikte not al. F2'yi buluruz. Tamam. G2'yi bilmiyoruz. Fakat şurada bir şey var. Arkadaşlar ilk önce bir yapalım. Bakın F2 nedir? Hocam ben buraya 2 yazarım. Buraya da 2 yazarım. O zaman F2 eşittir. 4 kere 2 8. 8'den 3 çıkar. 5 oldu. F2 5'tir. Yani buranın sonucu 5 oldu. Tamam. Çarpı G2. G2. Tamam. Çarpı G2 eşittir. Tekrar ediyorum. F2 neymiş? 2 yazdım. 4 kere 2, 8, 8'den 3 çıkar. 5'miş F2. Tamam. Şimdi buraya dikkat lütfen. Ben burayı bul bulacağım. Sana zahmet. Sana zahmet. Kulaklarını dört aç. Gözlerini dört aç. Kulaklarını mükemmel aç. Beni dinle. Lütfen. F parantezinden G2. Çünkü öğrencilerin en çok karıştırdığı yer burasıdır. Sana yalvarıyorum beni dinle. Şimdi F'in kuralını bir daha yazalım. Bak. F'in kuralı nedir? F'in kuralı şudur. 4 x eksi 3'tür. Tamam. Bu ne? F'in kuralı. F'in kuralı ne? F'in içinde ne yazarsak yazalım. 4 ile çarpıp 3 çıkaracağım. F'in içinde ne yazacaksam yazayım. 4 ile çarpıp 3 çıkaracağım. F'in içinde ne yazacaksam yazayım. 4 ile çarpıp 3 çıkaracağım. Anladın mı? Mesela ben sana desem ki kardeşim F veli kaçtır? Sen de diyeceksin ki hocam 4 çarpı veli artı eksi 3'tür. Anladın mı? Çok güzel. Bak. Veli yazmışsan 4 ile çarpı 3 çıkaracağım. Peki. Ben sana şöyle bir soru soruyorum. F'in içinde F'in içinde ben GX yazarsam ne G2 yazarsam ne olur? Çünkü orada F'in içinde G2 var ya. Hocam. Valla 4 ile çarpı 3 çıkaracağım. E valla bak 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 bak. Yani G2'yi G2'yi ne yapacağım? G2'yi 4 ile çarpacağım. İzle. 4 ile çarpacağım. 3 çıkaracağım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kural ne? F'in kuralı ne? F'in kuralı 4 ile çarp 3 çıkar. Yani bu x yerine ne yazacaksan o aynı x'i 4 ile çarpıp 3 çıkaracaksın. x yerine g2 mi yazmışsın? O zaman g2'yi de bak x yerine g2 yazmışsan buradaki x yerine de g2 yazacaksın. O zaman f g2 ne olacak? g2'yi 4 ile çarpacağım 3 çıkaracağım. Anladın mı? Bu kadar basit. O zaman fg2 neymiş? Bak fg2 4g2 eksi 3'müş. fg2 neymiş? 4 tane g2 eksi 3'müş. Anlaşıldı mı? Evet. İsterseniz bunu da kırmızıyla yapayım arkadaşlar. Çünkü orada iş yapacağım. Bunu çok yavaş anlattım. Bak fg2 neymiş? 4 tane g2 eksi 3'müş. Ah. Benden g2'yi soruyor. Arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Yani bunu bu tarafa atın. 5 tane G2'den 4 tane G2'yi çıkarın. G2 kalır zaten. G2 ne oldu? Eksi 3 oldu. Cevabımız eksi 3. Hocam ben A burayı anlamadım. Biliyorum canım biliyorum. Kurban oldu. Şimdi mesela e, ben sana şöyle anlatayım. Bak sana şöyle anlatayım. Bu G2 A gibi düşün tamam mı? G2 neymiş? A gibi düşün. Benden A'yı sorsun. G2 A dedik ya. Yani 5A eşittir 4A eksi 3'tür desem ne yaparsın? İyi valla hocam bu mu? E budur kardeşim. Allah peygamberini seversin. G2A'dır. A da eksi 3'tür. Zor düşünme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi F ve G fonksiyonları R'den R'ye imiş. Şöyle bir şey vermiş. Böyle bir şey vermiş. Gof eksi 3 kaçtır? Buraya hemen tanımaya çalışıyorum. G parantezinden F eksi 3'müş burası. F eksi 3'müş. Tamam. İlk önce F eksi 3'ü bulmam lazım. İlk önce nereye ulaşmam lazım? İlk önce bunu hesaplamam lazım. F eksi 3 nedir? Şimdi burada dağınık bir şey vermiş. f-3'ü sorduğuna göre x gördüm her yere eksi 3 yazıyorum. f-3'e ulaşmak istiyorum çünkü. x gördüm her yere ne yazıyorum? eksi 3 yazıyorum. Gel abi bakalım. 4 kere eksi 3 eksi 12. Çarpı f-3 değil mi? Artık f-3 yazıyorum burada. f-3 3 çarpı eksi 3. Eksi 9 oldu orası. Eşittir. Karşı tarafta x yerine eksi 3 yazıyorum. Burası f-3 oldu. Artı yanında ne var hemen komşusu? Artı 17. Var mı sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Bakın ne demek istiyorum? Bakın şurayı A gibi düşünün tamam demin Deminki soru gibi. Burayı A gibi düşünün. Burayı da A gibi düşünün. O zaman ne olur? Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa yapmayacak mıydık? Yani benim amacım zaten F-3'ü bulmak değil mi? Evet. O zaman F-3'ü yalnız bırakacağız arkadaşlar. Yani A gibi düşünün. Yani şöyle bir şey olsa mesela elinizde. Eksi 12A eksi 9 eşittir a artı 17 olsa ne yapardınız? Bunu bu tarafa atardınız. Eksi 12 a eksi 13 a olmayacak mı? Bunu da bu tarafa atın 26. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın bunu bu tarafa atın. Eksi 12 tane f eksi 3. Bir tane de buraya eksi olarak gelir. Eksi 13 tane f eksi 3 olmaz mı? Hocam anlamadım. E kardeşim burada anlatmışım. a'yı bu tarafa alsan eksi 12, 13 a olmaz mı? A da budur. Eşittir. Eksi 9'u da artı 9 olarak buraya gönder. Artı 9 artı 17 26 oldu. Bey. B? Hey. Bak her iki tarafını eksi 13'e böl. Her iki tarafını eksi 13'e böl. Bunlar gitti. Valla f eksi 3'ü bulduk. Ne güzeldir ne güzeldir. 26 böyle eksi 13 eksi 2 oldu. Aha. F eksi 3 eksi 2 eşitmiş. Yani buranın sonucu eksi 2 eşitmiş. Bu buna eşitti. Bu da buna eşit oldu arkadaşlar. Yani bunun sonucumuz g eksi 2 oldu. G eksi 2 ne? Valla buraya eksi 2 yazıyorum. Buraya eksi 2 yazıyorum. Kardeşim. O zaman g eksi 2 neye eşit oldu? 5 kere eksi 2 eksi 10. 11 daha 1 oldu. Valla sonucumuz 1. Arkadaşlar bazen işlem hataları yapabilirim. Yapmışsam yorumlara atın düzeltelim. Tamam. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Yine bileşke ile ilgili klasik bir soru sevgili arkadaşlar. Bakıyorum burada bir şey yapamıyorum. Burada bir şey yapamıyorum. Gel bakalım ben sizi tanımak istiyorum. Siz kimsiniz acaba? O da diyor ki ben g parantezinden ilk önce beni yazın. Çünkü ben başta geliyorum. f eksi 1 1 f eksi 1 birim diyor. Neye eşitim? 21'e eşitim. Aha. Şimdi ilk önce biz gelelim. Abi bu kimdir? Bunu tanımaya çalışalım. Bu baş belasıdır ha. Anladın mı? f eksi 1 1. Oy. Bu ne biçim bir şeydir? Bu ne biçim bir şeydir? F'in tersi. F'in tersi. Valla bir şey bu geldi aklıma. Bir lamba yandı. Şu an kafamda bir lamba yandı. Nedir biliyor musunuz? Bu ikisini iç ve dışı yer değiştirsek fonksiyonun tersini elde etmiyor muyduk? İçindekini dışarıya, dışındakini içeriye atarsak fonksiyonun tersini buluyorduk. He valla. Bakın bu x'ini yer değiştirin. F'in tersinden x bölü, x bölü 4'ü içeri gönder. x bölü 4 eşittir. Bu içindeki 2x artı 1'i de dışarı çıkar. Gidin kendinize hava alın. Ah. Fonksiyon tersini buluyorum. O zaman bulabilirim. He valla. Arkadaşlar f'in tersinden f'in tersinden 1'i bulmak istiyorum. O zaman x yerine 4 yazacağım. x yerine 4 yazacağım. 4 bölü 4 1'dir. E valla. O zaman f'in tersinden 4 bölü 4 burası 1 oldu. Eşittir. X yerine 4 yazdı. 2 kere 4 8 1 daha 9 oldu. Bey. F'in tersinden 1 9'muş ha. Buranın sonucu 9'muş. Aha. Bu G'dir ha. Bu G'dir bu 9'dur. Bu G'dir bu 9'dur. Bu G'dir bu 9'dur. O zaman G neye dönüştü orası? G 9'a dönüştü. G 9 eşittir neye? 21'e. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar bakın Şuradaki fonksiyona geldim tamam mı? İzleyin, izleyin, izleyin. Ben ne yapmak istiyorum? Yani şu için ne olmasını istiyorum? 9 olmasını istiyorum. Dışın kaç olmasını istiyorum? 21 olmasını istiyorum. Bir daha yazayım ben. Ben bir daha şuraya yazayım lütfen izleyin. Onu bir daha yazayım o önemli. G neymiş orası? G efendime söyleyeyim x eksi m neye eşitmiş? 7x'e eşitmiş. Tamam. Benim amacım şudur. Bakın benim amacım şudur. İçi 9 yapmak. Şu iç var ya. İçi 9 yapmak. Dışı da 21 yapmak. Amacım budur. E tamam hoştur. Yani sen niye ısrarla gidip bunu 9'a eşitliyorsun ki? Kendine hiç acımıyor musun? Hiç mi kendine acı duygun acıma duygun yok? Burada fazla bilinmeyen var kardeşim. Bak 7x nasıl 21'e eşitle? 3. Yani x yerine 3 yazarsan 7 kere 3 zaten burası 21 oluyor. Yani x yerine demek ki 3 yazacağız. E buradaki x yerine ne yazacaksak? Oradaki x yerine de aynı şey yazacak. Aynıdır. 7 kere 3 yerim O zaman 3 eksi m 9'a eşit. Aha 3 eksi m eşittir 9'dur. Bitti gitti yani zor düşünme. Sen çok zor düşünüyorsun. Eksi m eşittir 6. m eşittir eksi 6. Varmışlıklarda e olmaz mı kardeşim? kendi perişan etmiş mi bulmuşum. He valla. Sevgili arkadaşlar. Bu, bu videoyu da buradan sonlandırayım. Videolar çok uzun olsun istemiyorum. Diğer adımda yine fonksiyonlarda bileşke işlemleri ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Gitmeden önce şu videoyu beğenin. Bakın bana söylete söylete mahvettiniz beni. Beğenmeseniz de valla siz bilirsiniz. olduk. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.